Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaya geçen haftayı hatırlayarak başlayalım istiyorum. Geçen haftanın video özeti şöyleydi. Organizasyon yapılarına bir giriş yapmıştık. Organizasyon yapılarının projelerin üzerinde başarısı olduğunu söylemiştik. Bir de fonksiyonel organizasyon yapısını tanımıştık. Bu organizasyon yapısının proje yönetimine olan avantaj veya dezavantajları, ki daha çok dezavantajları var, olan etkilerinden bahsetmiştik. Bu hafta bir diğer organizasyon yapısından bahsedeceğiz. Aslında birkaç organizasyon yapısının ortak adı matris organizasyonlar diye geçer. Matris organizasyonlarla ilgili önce bir tanıma bakalım. Proje yöneticisinin bir projeyi başarıyla tamamlamak için sorumluluğu ve yetkiyi fonksiyon yöneticileriyle, yani departman yöneticileriyle paylaştığı, diğer yandan proje ekibinin farklı departman üyeleri tarafından ya da çalışanlar tarafından oluşturulduğu organizasyon yapılarıdır. Aynı geçen haftaki gibi fonksiyon organizasyonun avantaj dezavantajları vardı. Burada da matris organizasyonlar için benzer şekilde konuşabileceğiz. Avantajlarına baktığımızda projelerde sorumluluk tek bir merkezdedir, tek bir adrestedir. O da proje yöneticisi. Kaynaklar etkin ve verimli kullanılır. Kaynakları hem departman bazında hem proje bazında kullanmaya başlarız. Bu açıdan etkinlik artar. Diğer taraftan verimlilik de artar. Diğer yetkinliklerde gelişme imkanı artar. Bu şu anlama geliyor. Operasyonel anlamda hep aynı işi yapmak belirli bir konuda uzmanlığı getiriyordu. Bunu fonksiyonel yapıda konuşmuştuk. İşte farklı konu başlıkları altında projelerde bir araya gelindiğinde farklı uzmanlıklar gelişmeye başlar. Projenin konusuyla alakalı olarak eğitim ihtiyacı doğabilir. Alınan eğitimler böylece farklı bilgi birikimine sahip, çapraz disiplinlere hakim kişilerin oluşmasını sağlar. Bu da kurum için önemli bir avantajdır. Beceri paylaşımı, tecrübe aktarımı daha fazladır. Birimler arasında bilgi aktarımı daha etkin bir şekilde gerçekleşir. Yüksek problem çözme etkinliği ortaya çıkar. Artık homojen yapılardan heterojen yapılara geçilir ki bu da farklı bakış açılarına sahip insanların bir arada çalışmasını getirir. Daha etkin, daha verimli problem çözme tekniği ortaya çıkar. Tek bir bakış açısına bağlı kalmama durumuyla karşılaşırız. İletişim hem yatayda, departmanlar arasında, hem de dikeyde. Bir projede öğrenilen bilgi departman içinde de kullanılarak dikeyde de hareket etmiş olur. Ve projedeki bilgi birikiminin kurum genelinde yayılması çok daha kolay, daha sağlıklı hale getirilir. Çalışan memnuniyeti nasıl artar? Bunu da konuşalım. Matris organizasyonlarda projelerde çalışan kişiler, hatta proje yöneticisi olan kişiler zaman içinde projeler çerçevesinde yeni birimler kurulursa, yeni departmanlar ortaya çıkarsa o departmanın yöneticisi olmaya adaydır da aynı zamanda. Bu yüzden hep şöyle deriz, bugünün proje yöneticisi yarının fonksiyon yöneticisi. Hatta daha sonra üst yönetim olarak yetiştirilmek açısından çok çok önemlidir. Onun için matris organizasyonlara önemli bir yer ve zaman ayıracağız. Bunlar avantajları. Bunlardan kurum içinde yararlanmak lazım. Tabii ki her yapının dezavantajı da var. Dezavantajlarına baktığımızda başlangıçta yüksek çatışma potansiyeli. Şimdi kimler arasında, özellikle proje yöneticisi ile departman fonksiyon yöneticisi arasında çatışma potansiyeli çıkar. Çünkü aynı kaynağa aynı anda iş atama ihtiyacı doğabilir. Çalışanlar açısından baktığımızda bu sefer çift başlılık. Yani hem fonksiyon yöneticisine hem proje yöneticisine rapor verme durumuyla karşılaşabilirler. Ve bu da otomatikman hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesinde zorluklar çıkmasına sebep olabilir. Proje yöneticisi ile fonksiyon yöneticisi arasında çatışmalar doğabilir. Yine bireyler proje yöneticisi ile çatışma haline girebilirler. Kaynak ayıramama durumundan bahsedebilirler.
Dediğim gibi bunu ilerleyen organizasyon yapılan içinde detaylı konuşacağız. Matris organizasyonlar üçe ayrılır. İlk organizasyon yapısı, şimdi burada bahsedeceğimiz zayıf matris organizasyon yapısı diye geçer. Bu organizasyon yapısını şöyle tanıyarak başlayalım. Fonksiyonel organizasyon yapısının pek çok özelliğine sahiptir. Bizim kitabımızda Pinbach'ta şekil 2.3'te gösteriliyor bu. Şimdi ben de bunu videolarıma koydum zaten. Proje yöneticisinin göreve atanması gayri resmi yöntemlerle yapılır. Resmi bir atamadan bahsedemeyiz. Fikri ortaya atan veya konuya en yakın olduğu düşünülen kişi projeden sorumlu tutulur. Bazen böyle toplantılarda birisi fikir ortaya atar. Proje üst yönetim, genel müdür bayılır fikre ve sırf fikri söylediği için kişi projeden sorumlu tutulur. Arkadaş zaten fikri söylediğine de pişman olur o sırada. İşte bu şekilde proje yönetimine atanmaması lazım. Şu anda zayıf matris organizasyon yapısında olduğunuzu anlayabilirsiniz buradan. Veya bir konuyla alakalı bir departmandan birisi vardır bir toplantı ortamında. O departmanın sorumlusu olarak o kişiye iş atanır, projenin yönetilmesi kendisinden istenir. Fakat bu resmi bir döküman yoluyla değil, hani o sırada doğal yollarla üst yönetim, genel müdür bazen, ilgili kişiye siz bu işi üstlenin der ve takip edin der. Bir anda projenin idaresi o kişiye atanmış olur. Bakın, sorumluluk verilir fakat yetki verilmez. Yani ekibin şu kişilerden oluşuyor, şu kadar bütçen var, bu kadarlık kaynağı sen idare edebilirsin gibi bir söylem yoktur. Sadece siz bu işi projelendirin derler. Öyle havada kalır. İşte şu anda proje yöneticisi diyemiyoruz bu atanan kişiye. Proje koordinatörü veya proje hızlandırıcısı, expediter İngilizce'de. Coordinator da coordinator zaten gibi kelimelerle karşılaşırsın. Yalnız şimdi burada önemli küçük bir detay var. Şu hızlandırıcısı kelimesi, expediter kelimesi yeni yayınlanan Pinbach'ta, Pinbach 6'da artık yer almıyor. Pinbach 6'da expediter'ı ortadan kaldırmışlar. Yani 26 Mart 2018'den itibaren yapılacak sınavlarda PMP sınavlarında hızlandırıcı kelimesini görmeyeceğiz. Koordinatör kelimesini daha çok göreceğiz. Bu organizasyon yapılarının üzerine eklemeler var. O eklemeleri de Pinbach 6 için tekrar güncellemeler yayınlayacağım. İlerleyen yine videoların içinde. Biraz önce söylediğim gibi fonksiyonel organizasyon yapısının çok benzeri olan bir organizasyon. Zayıf matris organizasyon. Ne oluyor? Özellikle şuradaki çizili maviyle şimdi üzerinden geçiyorum. Yapıya dikkat. Projenin koordinasyonunu buradaki ekibe devrediyorlar. Yani önceden hatırlayacaksınız fonksiyonel organizasyonda şu 3 yani departman yöneticileri projenin koordinasyonunu yapıyordu. Şimdi bu koordinasyon işini aşağıdaki bir ekibe vermişler. Bunlardan hiçbirisi proje yöneticisi değil. Aralarından bir tanesi, mesela konuyla çok ilgili olan, meraklı olan arkadaşı proje hızlandırıcısı veya koordinatör olarak atıyorlar. Da projeyi idare etmeye çalışıyor. Peki böyle bir durumda bu projeyi hızlandırıcısı ya da koordinatör olan kişi diğerlerine iş yaptırabilir mi? Diğerlerine iş atayabilir mi başka bir birimden kişiye? Veya kendi departmanından bile birisi olsa projeyle ilgili bir aktivite atayabilir mi? Veya işi daha da zorlaştıralım. Bu projenin hızlandırıcısı, koordinatörü başka bir departman yöneticisine iş atayabilir mi? Evet, bunlar zayıf matris için önemli sorular. Ve tabii ki cevabı hayır. Ama lütfen bunu kurumunuzda da düşünün lütfen. Siz fonksiyonel yapıda mısınız? Zayıf matriste misiniz? Bundan sonra bahsedeceğim diğer organizasyon yapılarında mısınız? Bunları kendi kurumunuz için düşünüp kurum içinde de tartışmaya açmanızı tavsiye ediyorum. Böylece
kurumunuzun içinde projeleriniz eğer başarısızlığa doğru gidiyorsa arkasında organizasyon yapılarının bir etkisi olup olmadığını anlamanız daha kolay olacaktır. Bu haftaki videomu PMI'ın Türkiye'deki organizasyonu olan PMI.org.tr web sitesini tanıtarak tamamlamak istiyorum. Siteye girdiğinizde PMI tarafından yayınlanmış dergiler var. Bu dergilere üye olduğunuz takdirde hard copy veya soft copy indirmeniz, kullanmanız mümkündür. Eğer sayfayı hareket ettirebilirsem şu şekilde, güzel. Daha aşağıda PMI Türkiye'den haberleri görüyorsunuz. Etkinliklerimizden haberdar olmak ister misiniz? Bunun için siteye üye olmanız yeterli. Kasım ayında Ankara'da ve İstanbul'da yapılan etkinlikleri görüyorsunuz. Bu etkinliklere katılmak çoğu zaman ücretsiz oluyor, özellikle üyelere. Ve bunlardan PDU kazanabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. 13. Uluslararası Proje Yönetimi Günü düzenlenmişti. Bununla ilgili duyurular yapmışlardı. Ekim ayı aktivitelerini görüyorsunuz. Hatta isterseniz siz de konuşmacı olarak yer alabilirsiniz. Sponsorların kim olduğunu görüyorsunuz aşağıda. Evet, iletişim bilgileri de yine sağ alt köşede yer alıyor. Siz de firmanız sponsor olmak isterse yine iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim. Projenize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda matris organizasyonları konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Projenize başarılar.